Değerli arkadaşlarım bu videomda akımlar hakkında kilit kelimeler var. Öyle bir iki kelimeyle akımları çözmek kolay değildir arkadaşlar. Onun için olayı anlamak lazım. En az 4-5 kavramı bilmek lazım diye düşünüyorum. Klasizm, akıl sağduyu bunlar olmazsa olmazıdır. Eski Yunan Latin edebiyatından konularını alır. Eski Yunan ve Latin kelimesini bilmek lazım. Sanat için sanat anlayışı vardır. Ve bizim edebiyatımızda Şinasi Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat 1. Dönem sanatçıları bu akımın temsilcileridir. Şimdi Tanzimat ikinci dönemden önce yine birinci kuşa oluşturan arkadaşlar Namık Kemal ile karşımıza çıkan özellikle özdeşleşen romantizm akımı var. Nedir romantizm akımı? Klasizme tepkidir. Bunu biliyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hristiyanlık tarih günlük yaşam. Bakın az önce eski Yunan ve Latin edebiyatı diyordu. Burada Hristiyanlık ve tarih, özellikle tarih kısmı bize zaten Namık Kemal'i çağrıştırıyor arkadaşlar. Duygu vardır. Tabii ki romantikten aklınızda kalsın. E, coşkunluk, hayal kelimeleri mutlaka soru kökünde geçer. Sanat toplum içindir yine Namık Kemal'den aklınızda kalsın. E, burada Şinasi ve Ahmet Fefik Paşa aklınızı karıştırmak isteyebilirler. Çünkü onlar da Sanat toplum için tanzimat dönemi sanatçısıdır. Ama o akımdan etkilenmişlerdir arkadaşlar. Tabiat, gözlem, tasvir e, bunlar önemlidir. Ama bunlar sadece yetmez. Çünkü tabiat kelimesi başka akımlarda da geçebilir arkadaşlar. Ve temsilcilerimiz de e, aşağıda yazan sanatçılarımızdır. Şimdi tanzimat kapandı arkadaşlar. Servet ünün başladı. O dönemde e, tabii ki anlayışın değişmesi lazım. Zaten değişik bir dönem varsa... ...romantizme tepkidir. Tepki olarak ortaya çıkmıştır. Zaten birçok akım diğerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Betimleme vardır ama kahraman gözüyle. Bu kilit kelimeleri unutmayalım arkadaşlar. Toplum gerçekleri, realizm, gerçekçilik, toplum gerçekleri... ...his ve hayale kapılmadan. Burası önemli bakın. His ve hayal yok. Romantizmde ne vardı? Hisler ve hayaller vardı arkadaşlar. Duygu vardı. Burada yok. Duygu dünyasından gerçek dünyalara geçiştir. Zaten o yüzden duygusallığa tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ee, i̇dealizasyon ya da dramatizasyon yapmadan özellikle orta ya da alt sınıf toplumlar arasında günlük sıradan faaliyetler yaşam göstermeye odaklanır. Ee, hikaye, hikaye ve romanda karşımıza çıkar arkadaşlar. Şiirde çıkmaz. Ee, şiirde çıkan nedir? Şiirde çıkan, realizmin şiirdeki karşılığı parnasizmdir. Evet işte parnasizm. Realizm nasıl romanda aynı özellikleri taşıyorsa arkadaşlar. Şiirde de gerçekliği ifade eden o akım parnasizmdir arkadaşlar. Şiirde gerçekçilik bunu unutmuyoruz. Doğal güzellik bunu unutmuyoruz. Realizmin şiire yansıması bunu unutmuyoruz. Soru köklerine bakıyoruz. Sanat, sanat içindir. Örneğin sanat, Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'in e, şiirini verebilirler. Zaten ikisi de Servet Fünun döneminde arkadaşlar. Servet Fünun'da ne var? Sanat için sanat var. E, peki orada kelime ve ahenk önemli mi? Özellikle e, Tevfik Fikret'in e, Yağmur şiirinde, Cenab-ı Şahabettin'in Elhan kar şiirinde, Kışnameleri şiirinde zaten adı Kışnameleri. Orada bir ahenk ve kelime uyumu e, özenle seçilmiş kelimeleri görürüz. Bakın bu aslında soru tarzı Böyle olabilir arkadaşlar. Bunları bilirsek ve bu sanatçıların edebi dönemin özelliklerini bilirsek akım sorularında yanlış yapacağımızı sanmıyorum. Kafiye ve Redif önemlidir. Duygu ve hayali şiirden kovmuşlardır. Çünkü realizm de kovmuştu arkadaşlar. Az önce söylemiştik. Romantizme göre o duygu ve hayali kovan, gerçekleri ön plana çıkaran bir akımdı. İşte o akımın şiirdeki yansıması da Parnesizm arkadaşlar. Geldik naturalizm, natural yani doğal arkadaşlar. Determinizm anlayışını romana getiren determinizm kelimesine dikkat edelim soru köklerinde. Neymiş o? Tabiat olaylarında aynı sebep, aynı sonucu doğurur. Toplum, laboratuvar. Bu kelimeye dikkat edelim arkadaşlar. İnsan, deney. Deney kelimesine dikkat edelim. Soya çekim yasaları dikkat edelim. Toplum bilimi dikkat edelim. Ve en büyük temsilcisi ya da kurucusu Emile Zola ismine dikkat edelim. E, kötü çevre kötü insan yetiştirir. Çevrenin önemine dikkat edelim. İğrenç, çirkin, bayağı sahneler. Özellikle e, bir soru atmıştım arkadaşlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar e, bunun öncüsüdür. Naturalizmin öncüsüdür. Hatta bununla başı belaya da girmiştir. Öyle mahkemelere falan düşmüştür. E, orada da bu akımı savunmuştur arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet Ahmet Haşim. temsilcilerine bakalım arkadaşlar. Saf şiirin en büyük temsilcisi. E, Ahmet Hamdi Saf şiirin en büyük temsilcisi. Cahit Sıtkı Keza öyle. Ahmet Muhtar Enes yine Saf şiir grubunda. E, bunlar niye aynı grupta arkadaşlar? Demek ki bazı özellikleri ortak. Nedir bu? Nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir diyorlar. Ne demek hocam? Biraz açın. Anlam kapalılığı var arkadaşlar. Yani Ahmet Haşim'e göre şiiri her okuyan farklı. Yorumlar çıkarmalıdır. Herkese farklı yorumlar getirmelidir e, diyor ve dolayısıyla anlam kapalılığını e, savunuyorlar. Şiir hissedilmek için değildir. Şiir duyulmak içindir. Dil ağırdır. E, Ahmet Taş'ın zaten e, o şiirlerini fecratiden biliyoruz arkadaşlar. Sembolizmde semboller vardır. E, kelimeler herkese farklı anlamlar çalıştırır arkadaşlar. Evet. O en çok sorulan akım. Sürrealizm. Gerçek üstücülük. Arkadaşlar realizm, parnasizm ve naturalizme karşı demişiz. E, çünkü realizm ve parnasizm zaten ikisi aynı demiştik. Realizm roman ve hikayede, parnasizm şiirde demiştik. Az önce de naturalizmi söyledik arkadaşlar. Bunların hepsine karşı burada kilit kelime olarak Sigmund Freud, e, psikanaliz kuramından biz onu tanıyoruz. Onun edebiyata uyarlanmış hali. Bu iki isme dikkat edelim arkadaşlar. İki kelimeye dikkat edelim. E, Hipnotize kelimesine dikkat edelim. Ee, anlaşılır olmak önemli değil. Rüyaya benzeyen rüya kavramına dikkat edelim. Sürrealizm sorusu gelirse eğer bunların mutlaka birini ya da ikisini kullanacaktır. Emprosyonizm, izlenimcilik, varlığın gerçek nesnel yanı değil, uyandırdığı izlenimleri anlatmışlardır. Yine Ahmet Haşim'le de özdeşleştirilen bir akımdır arkadaşlar emprosyonizm. Sanat yapıtı yazarın kişiliğini yansıtır. Yani e, eskiden yaşadığı duygularını e, şair yansıtabilir arkadaşlar. Onun için iç dünya önemlidir. Yani yazarın yaşadıkları önemlidir. Dış dünyaya karşı ilgisiz. Bunları da soru köklerinde bunlara lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Ekspresyonizm, empresyonizmle çok karıştırılıyor. E, orada Birinci Dünya Savaşı ibaresi e, size verilebilir arkadaşlar. Emprosyenizme tepkidir. Bunları bilmek lazım. İnsanın iç dünyasını olduğu gibi olduğu gibi anlatır. İçe kapanma, iç gözlem. E, çünkü bir savaş çıkışı arkadaşlar. Bakın bunlar normal e, şeyler arkadaşlar. Olması gereken şeyler İlla ki e, sanatçıları etkilemiştir. Bu yüzden savaş e, çıkışı, içe kapanma, iç gözlem, gizli yönleri açığa çıkarma. Bunlar da önemli. Ve fantastik korkunç olaylara yer vermesi yine ekspresyonizmi anlatan anahtar kelimelerdir arkadaşlar. Kubizm demişiz. Çıkma olasılığını düşük görüyorum arkadaşlar. Çünkü daha çok resimde ve Picasso'yla anılan bir akım arkadaşlar. Dolayısıyla soru kökünde daha çok resim Picasso kelimelerine dikkat etmek lazım. Empresyonizme tepki e, varlığın dış görünüşüyle birlikte iç dünyanın betimlenmesi. Yani dış iç ikisi birlikte gibi düşünebiliriz Kubizm arkadaşlar. Duygu olay karışık bakın karışık. Zaten dış iç karışık bize çalıştırıyor arkadaşlar. Futurizm yine çok sorulan bir akım arkadaşlar. Futurizm deyince e, özellikle Nazım Hikmet aklımıza gelecek. Makine, hız, toplumcu bir yapı aklımıza gelecek. Yenilik, değişiklik, geleceği makineleştiren ve Namık Hikmet, e, Nazım Hikmet, özür dilerim arkadaşlar. Saat 1 17 olmuş. E, aklımıza gelecek futurizm akımında. Evet, egzistansiyalizm akımı arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'na dikkat etmek lazım. Son yıllarında e, ortaya çıkmış bir akım. Kurucusunu unutmayalım. Sartre soru köklerinde olabilir. İnsan kendi özünü seçer. Bakın kendi öz öz kelimesine, kilit kelimeye dikkat edelim arkadaşlar. Bu akımda var olma çünkü özden önce gelir. İnsan özgür olmalı, kendi değerlerini kendi oluşturmalıdır diyen akımdır sevgili arkadaşlarım. Dadaizm düzensiz sözcük ve imge. Düzensizliğe dikkat edelim arkadaşlar Dadaizm sorularında. Birinci Dünya Savaşı sonrası aydınların baş kaldırısı. Birinci Dünya Savaşı sonrası bir baş kaldırı. Aklın değeri yoktur. Her şeye kuşkuyla bakma vardır. Kuralsızlık vardır. Kelimeleri rastgele kullanmak zaten bir kuralsızlıktır arkadaşlar. Akımlar konusunda bu kilit kelimeleri bilelim arkadaşlar. E, metin üzerinden size soru geleceğini e, sanmıyorum arkadaşlar. Genelde çıkan sorulara baktığımızda bu kilit kelimeleri bilirsek o soruları yapabileceğimizi görüyoruz. Ee, yine inşallah öyle gelir. Sizi zorlamaz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bütün kalbimle ve sizi çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Hoşçakalın.